أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بالحق أنزلته وبالحق نزل اللهم عظم رابتي فيه واجعله نوراً لبصري وشفاء صدري اللهم زين به لساني وجمل به بشي وقوي به جسدي وارزقني تلاوته على طاعتك انا الليل واطراف النهار واخشرني مع النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واله الاخيار ربي يسر ولا تعسر ربي من بالخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم kardeşlerim bugün sizlere kuran كَرِيمِ Kalem tekniğiyle öğrenme metodunu diğer bir tabirle dokunarak harflere ve harekelere dokunarak öğrenme tekniğini anlatacağız inşallah. Kalem tekniği alfabeye yeni başlayanlar için üstten basmalı, ucu sivri olan kurşun kalemle. Şimdi bu üstten basmalı kurşun kalem ki şu elimde görmüş olduğunuz ucu sivri olan, efendim metal olan, ucu sivri olan kurşun kalemden bahsediyoruz. Bundan maksat harflere ve harekelere dokunurken yazan kısım olan kurşun ucun içine itilerek harfler üzerine yazmayı önlemektir. Şimdi zaman zaman soruyorlar diyorlar ki hocam niye illa böyle bir kalem olması gerekiyor mu? Ucu sivri olan bir şey olmaz mı? Tabii ki olur. Yani zamanında ecdadımızdan beri gelmiş efendim bu tekniği biz ne yaptık? Onlar böyle bir ağaç dalının ucunu inceltmişler, sivirtmişler, o şekilde kullanmışlar. Bizler de zaten hocalarımızdan daha önce görüyorduk. Kağıtı böyle katlayaraktan, ucunu sivrilterekten, şu şekilde tutaraktan, harflere ve harekelere dokunaraktan o şekilde de kullandıklarını gördük. Hatta benim hocam, beraber çalıştığımız şu andaki hocamız da bana şöyle dedi. Ninem bana Kur'an'ı Kur Elif Kur öğretirken bir ağaç dalını böyle efendim ucunu sivretmiş ona güdek derlerdi gütmeden gelir diye o şekilde bana öğretiyordu diye efendim o zamandan beri günümüze kadar gelmiş bunlar efendim kullanılan teknikler. Biz bunu ne yaptık? Biz bunu bir formül haline koyup uzun bir çalışmadan sonra nasıl verimli bir şekilde en kısa sürede Kur'an'a geçirebilirizin efendim tekniklerini sizlere efendim Allah'ın da izniyle bize bahsetmesiyle sunduk. Şimdi tabii ki burayı bir tamamlayalım. Yani ne, çok sivri olan bir ağaç dalı da olabilir. Fakat bunun avantajı nedir? Ucu sivri olduğu için kurşun kısmının içine itilerekten üzerine yani harflerin üzerine yazmayı önleyerekten harflere ve harekellere dokunmayı sağlar. Aynı zamanda da not alacağımız zaman üzerine basar, kurşun ucu çıkarır. Efendim hocamızın bize almamız gereken e, tavsiye ettiği notu da bir yerlere yazıp alabiliriz. Yani bir nevi bir taşla iki kuş vurmuş efendim oluyoruz böyle bir kalemle. Ama tabii ki bu kalemleri de alırken dikkat edelim. Bu kalemler iki çeşit. Ucu biraz küt olanlar var yuvarlak olanlar var. Onlardan da kurşunuz çıkıyor. Böyle sivri ince efendim iğne uçlu olanlar var ki bunlar makbul. Neden? Harflerin ve harekelerin üzerine koy değdiğimiz zaman ucunun sivri olması, ince olması onları kapatmamaya yarıyor. O bakımdan da bunu tercih etmemiz gerekir. Harflere ve harekelere dokunarak öğrenme ve öğretme şeklidir. Gördüğünüz gibi harflere veyahut harekelere dokunarak öğrenme şeklidir. Bunun faydası ise göz bakar görmez sözünün doğruluğu ve çile talebenin yeni başlayan talebenin zihninin dalarak harekeleri yanlış okumasına engellemeye, harfleri birbirine şedde ve cezimli olarak doğru vurup zor kelimeleri okumalarına ve özellikle metli harfleri aşağıya ve yukarıya el hareketleriyle uzatarak dil ile de çekme melekesi kazanmalarına yardımcı olur. Bildiğiniz gibi sıfırdan başlayan genç yavrularımız, talebelerimiz genelde en çok zorlandıkları bölüm harekeleri öğrendikten sonra harfleri şeddeli ve cezimli olarak birbirlerine tutturmada veya bir zaman almakta. Bu bakımdan bunun faydasından bir tanesi de vereceğimiz formülle bu şekilde harfleri birbirine cezim ve şeddeyle çok kolay bir şekilde e, tutturmalarını sağladığını göreceksiniz inşallah. Aynı zamanda da Kur'an'a yeni geçenler, Kur'an'ı öğrenenlerde en büyük sıkıntılarımız, en, en büyük noksanlıklardan bir tanesi de metli harflerin efendim çekilmemesi veyahut da çekilmemesi gereken bir harfin met gibi uzatılması, bunlara sündürmeler diyoruz, e, sündürmeler yapılması. işte bu kalem tekniği sayesinde metleri de efendim harflerin üzerinden met harfi üzerinden çekerekten aşağıya yukarıya e, hatta 4 elif miktarı met işareti üzerinden de dört defa çekerekten met özürlü olan talebelerin de met özrünü ortadan kaldırdığımızı göreceksiniz inşallah. Ve böylece efendim Kur'an'a geçtiklerinde de e, elif bağdan olan alışkanlıktan dolayı kalem tekniğinden gelen alışkanlıktan dolayı metleri de çekme melekesi kazandıklarını Göreceksiniz inşallah. Tabii ki okuma acemiliği bitip okuma ustalaştığı zaman kaleme ihtiyaç ortadan kalkacaktır. Ömür boyu tabii ki kalemle bu kardeşlerimiz veya öğrenenler okumayacaklar tabii ki. Bu teknik dört ana temel formülden oluşmaktadır. Gördüğünüz gibi bir harekeli harfin hareketine ve tenvinlerine dokunarak. Gördüğünüz gibi harekeli harfin harekelerine veyahut da tenvinlerine şu şekilde dokunarak. İkinci formülümüz cezimli bir harfin harfine, harfin kendisine dokunarak. Bunu da şeyimizde gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi cezimli bir harfin, B'de cezim var, harfin kendisine dokunarak şu şekilde. Üçüncü formülümüz ise şeddeli bir harfin önce harfine sonra da harekesine dokunarak. Bakalım burada da şeddeli harflerimiz var. Şeddeli bir harfin önce harfin kendisine sonra da harekesine dokunarak. Çünkü şedde bir harfi iki defa okutturur. Bildiğiniz gibi birinci de tutturur cezimle. İkincisinde hareketine göre hareketiyle okutturur. Burada gördüğünüz gibi. Hep be. Dördüncü ve son olarak da bir elif miktarı çeken üstün harekeli harflerde kalemi yukarıya hemen bakalım uygulayalım burada. Gördüğünüz gibi şurada şu şekilde yukarıya doğru esra hareke, esra harekeli, esra harekeli harflerde kalemi aşağıya şu şekilde vamme harekeli yani ötre harekeli harflerde de ötreden vava doğru şu şekilde çekerekten uygulanır. Birazdan bunu daha güzel bir şekilde sesli olarak izah edeceğiz inşallah. Yine aynı şekilde burada da gördüğünüz gibi bu şekilde fetha harekeli harfi yukarıya, kesra harekeli harfi aşağıya, vamme harekeli harfi de vammeden vava doğru uzatarak uygulanır. Gelelim 4 elif miktarı met işaretinin üzerinden nasıl bu kalem tekniğini uygulayacağımıza. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 elif miktarı met işareti diğer harekelerden biraz daha büyük gördüğünüz gibi. Bunun üzerinden kalemi 4 defa yukarıya aşağıya hareket ettirerekten uygulayacağız. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, cim harfi fetal olduğu için c diye çekeceğiz. C e, -E diye bu şekilde efendim uygulanır. Bu göstermiş olduğumuz dört temel unsur, dört temel formül, formülü bu harflerimizde uygulayalım. Ne demiştik birinci formülümüzde? Harflerde hareke var ise ki hareke üçtür. Fetha, kesre ve damme Buna efendim ecdadımız üstün esre öte diye de efendim söylemiş harekelerin kendisine dokunuyoruz. Bakın e, E, i. Burada tabii ki kalemi de nasıl tutacağımızı sizlere efendim güzel bir şekilde gösterelim. Kalemi kesinlikle ve kesinlikle şu uç kısmından tutmuyoruz ki şöyle yaptığımızda harfleri ve harekeleri kapatmasın. Ortasından da tutmak yine aynı şekilde. Harfleri ve kapatabiliyor. En güzel şekli kalemin şu arka kısmından tutup ve de yatay bir şekilde yani düz bir şekilde değil, şu şekilde dik olarak değil. Yatay bir şekilde harfleri ve hareketleri kapatmadan talebenin de göreceği şekilde, kendisinin de göreceği şekilde hem de kontrolü daha güzel olduğu için arkasından tutaraktan uygulayacağız inşallah. Evet. Ne demiştik birinci formülümüze? Harflerde hareke var ise harekelere dokunarak. Dokunalım harekeli harflerin. E, E, U. B, B, B. Burada bizim keşfetmiş olduğumuz bir sır var. Şu iki şeyi kesinlikle yapmayacağız ve talebeye de yaptırmayacağız. Boşa dokunma. Bakın şu şekilde E, I, U diye boşa dokunma. Çünkü o zaman bakın şunu fark ettik. Harekeye dokunduğumuzda göz ve beyin buraya yoğunlaştığı için buradan buraya bir sinyal geldiğini e, keşfettik. Yani fethaya dokunulduğunda fetha bana diyor ki beynime ben diyor fethayım beni efendim kesse veya zamme olarak okuma. Ama boşa dokunduğumuzda buranın background'ı beyaz olduğu için işte bu sinyal buraya gelmiyor. Bunu keşfettik. İkinci yapmayacağımız şey ise üzerinden harflerin üzerinden dokunmadan hareketleri söylemek. Ne gibi E, İ, U. Yani bir nevi ork orkestra şefliği gibi, maestro'luk yapmayacağız. Bunun sırrı zaten dokunma tekniği olduğu için dokunaraktan okumak. Mutlaka efendim öğreteceğimiz kişiye de harekenin tam ortasına kesinlikle dokunduraraktan okutacağız ki dokunmadığı zaman geriye döndüreceğiz. Bakın esreye dokunmadınız, efendim ötreye dokunmadınız diye de uyarıp tekrar dokunmayı sağlayacağız inşallah. Evet bu iki yapmamamız gereken konuyu söyledikten sonra ikinci kuralımız neydi? İkinci formülümüz harflerde cezim var ise harfin kendisine dokunarak. Evet şurada da cezimli harflerimiz var gördüğünüz gibi. Bakın. Şimdi tabii ki bu elifin fetası birinci, kural, bir, birinci kurala giriyor. Ee, birinci formüle giriyor. Hareke olduğu için harekeye dokunuyorum ama hemen okumuyorum. Çünkü ep diye hemen okursam daha B'ye dokunmadım. Ne yapacağım? B sesi ağzımdan çıktığında B'ye konmam lazım. Buraya dokunduğum tam yarıya geldiğimde ep dediğimde buraya konmuş oluyorum. İşte bunun da doğru şekli bu. Tekrarlıyorum yapıyorum. Ep, ep, öb. Evet. Görmüş olduğunuz gibi efendim harfi temsil eden noktalar olduğu için B gibi efendim nun gibi T gibi Y gibi efendim üç noktalı peltek S gibi bunların noktalarına dokunmak çanaklarına dokunmaktan daha hoş daha şık ama çanaklarına da dokunursak harfin o da yanlış değil tabi ona da dokunabiliriz. Evet. T'yi de yapalım. İkinci formülümüz tekrarlıyorum. Harflerde cezim varsa harfin kendisine dokunmak. Et, it, üç, es is, üç, edge, edge, üç. Evet ikinci formülümüzü de uyguladık. Geldik üçüncü formülümüze. Üçüncü formülümüzde harflerde şedde var ise harfin önce kendisine sonra harekesine dokunmak. Neden efendim iki defa yapıyoruz? Çünkü şedde bir harfi iki defa okutur. Birincisini cezimli, ikincisini harekeli okuttuğu için. Evet. Onu da uygulayalım. Yine aynı şekilde tutturuyoruz. Yarı yolda efendim ep diyeceğim önce. Ep, be. İp e, ve ıp be. Evet. Burada şöyle bir püf nokta söylememde yarar var. Kalem tekniği çok hızlı okunaraktan uygulanmaz. O zaman harfler ve harekeler ve kalem birbirine girer. Yani ne yapmamız lazım? Sanki iki hecede veya üç hecede okumamız lazım. Şimdi ep be kelimesinde iki hece var. Ep bir, be iki. Bakın ep Durduğum B. Yani bunu şöyle okursak efendim çok verimli olmaz. Epe. Bakın. İpe. Kesinlikle bu şekilde uygulamayacağız. Heceli bir şekilde iki hecede göstere göstere okuyacağız. Devam edelim. Et te it te üt te esse ise, i̇sse ısse etçe itçe üççe Tabii ki birinci formülde harflerde hareke varsa dedik. Tenvinlere de dokunalım. Hareke ve tenvin varsa diye bunu düzeltelim. Tenvinlere de dokunaraktan aynı şekilde bunlar da bir hareke sayılır. Yani bir üstün Diğerine iki üstün. Bir esre yerine iki esre. Bir ötre yerine iki ötre. Bakın. En, in, un Ben, bin, bun Aynı bu şekilde. Şimdi formülümüzü iyice belirlenmesi açısından son olarak bir daha tekrarlıyorum. Kalem tekniğinde dört temel ana unsur ve formül vardır. Dedik. Birincisi harflerde hareke var ise harekelere ve tenmin var ise tenminlere dokunaraktan. Bu şekilde olduğu gibi e, i, u, en, in, ün. İkinci formülümüz harflerde cezim var ise harfin kendisine dokunarak. Eb, eb, ıb. Üçüncü formülümüz harflerde şedde var ise önce harfin kendisine sonra da Efendim, harekesine dokunarak. Eppe, eppe, öppe. Evet. Metli harflerde, üstün metli harflerde kalemi yukarıya. Ama ne kadar yukarıya? Şimdi, genelde bunlar meti tabi'i olduğu için, bir elif miktarı çekileceği için, bir elif miktarı nedir? Eşittir bir heca harfi, bir elif deyinceye kadar ki geçen zaman demiş kaynaklar. E, lif. O da eşittir efendim iki hareke. E, e. O da eşittir iki hareket. Yani kalem, daha doğrusu parmağımızı bir parmak yukarıya kaldırıp indireceğe kadar ki geçen zaman. O da diğerlerine de eşit. Bakın. E, lif. E, e. Aynı şekilde. Bunu da burada hesapladık. Ortalama 30 santime tekabül ediyor. Kalemi 30 cm yukarıya doğru şu şekilde veya aşağıya doğru hareket ettireceğiz. Yapıyorum. Üstün çeker var. Üstün çekere dokunduğum, hareketine dokunduğum eee Esre çekere dokunduğum 30 santim. Ee, ötre çekere dokunduğum. Ötre harekete dokunduğum. Ötreden vava doğru bakın yine 30 santim efendim uzattım. Şimdi de B'yi de yapalım. Burada sadece fetha harekeli met harfinde şöyle bir püf nokta var. Eğer çeker var ise çekerden çekebiliriz. Çeker zaten üstün çeker. Met harflerinin çoğunlukla mukadder yani gizli olduğu yerlerde gelir. Ve üzerine geldiği harfi bir elif miktarı uzatır. Burada olduğu gibi. Ama burada görüyorsunuz feta hareke var bir de elif var. Feta harekeye değme yerine eliften çekersek daha uygun olur. Neden? Çünkü hareke uzatmaz. Hareke kısa okutur. Burada belki efendim met harfi olan elif uzatan elif gözüküyor ama kelime içerisinde her iki tarafında da birleşmiş kelimeler, harfler varsa o zaman işte bir problem yaratıyor. Mesela Rabbeli alemin derken ayının efendim elifinden değil de hareketinde hareketine dokunduğumuzda kişi o zaman alemin diyor alemin yerine çekmeyi veriyor. Yani oradaki göz sadece harekeyi görüyor, metni görmüyor. O bakımdan fetayla alakalı olduğu için sadece fetha da ve dammede değil. Harekesinden değil, eliften çekeceğiz. B B Bu Gördüğünüz gibi gayet kolay. 4 elif miktarı çeken met işareti üzerinden gördüğünüz gibi kalemi 4 defa yukarıya, aşağıya efendim hareket ettirerekten uygulayacağız. Bu da tabii ki 4 e, elif miktarını ne yapacağız? Ortalama 10'ar santim efendim kaldırıp indirdiğimizde yeterli oluyor yaptığımız ölçüye göre. Cim harfi fetha ile C diye çekeceğiz dokundum. C E Bir daha tekrarlıyorum. 4 defa. 1, 2, 3, 4 Ondan sonraki hemzenin harekesine dokundum. Efendim yapıyorum. C E Gördüğünüz gibi 4 elif miktarı çekme merkezini de bu şekilde talebe kazanmış olur. İnşallah. Böylece birinci aşama, birinci aşamamız kalem tekniğindeki birinci aşama, birinci adımımızı bitirmiş olduk. Şimdi gelelim ikinci adımımıza, ikinci aşamamıza. İkinci aşamamızda artık Kur'an'ın kelimelerini öğrendiğimiz kalem tekniğiyle bu dört formülü burada uygulayaraktan efendim okuyacağız. Yalnız burada bir püf nokta sizlere söyleyeceğim. Bu kalem tekniğiyle okurken harekelere değmeden önce özellikle kelimelerin son harfinde harekeli harfin bir sonrasına kısa bir göz atarak harekeler harekeleri okuyacağız. Zira o harekeli harf önündeki harfe şette veya cezimle bağlanıyorsa ya da önünde harekeli harfi çeken met harfi varsa yanlış okumamıza sebebiyet vereceğinden ...tekrar kelimenin başından almamız gerekebilir. Bu bakımdan da harekelere değmeden önce önüne bir bakacağız. Hemen okumayacağız harekeyi. Eğer o harekeli harf önündeki efendim harfe veya kelimeye... şedde ve cezimle bağlanıyorsa bağlayarak okuyacağız. Mesela şimdi örneğin burada iki tane harekemiz var. H'nin harekesini okudum. H'nin harekesini de hemen okursam önüne bakmadan. H' ve baktım ki eyvah buraya bağlamamız gerekiyordu... Olmadı dön geriye olacak. Tekrar ve okuyup buraya vurdumam gerekecek. Ama harekeye baktığımda okumadan önce önündeki kelimeye veya harfe şedde ve cezimle bağlanıyorsa bağlayarak okuyacağım. Hı, vel, la, hü. Evet. Veyahut da harekeli harfin önünde met harfi varsa, çeken bir met harfi varsa özellikle fetadan bahsediyorum met harfinden feta, e, buradaki eliften çekerek okumakta yarar var. Neden? Çünkü şu şekilde acele eder el ve haydu ne oldu? Acele ettim, önüne bakmadım ve göz buraya yoğunlaştı. Sadece fethayı, harekeyi gördü. Harekete çekmeyeceğine göre el ve haydu vavu çekmeden efendim okudum. Olmadı. Dön geriye olacak. Neden? Çünkü burada met harfi var. Vavu uzatan elif var. O zaman demek ki harekeli harfi, vav'ın harekesini okumadan önüne baktım. Ha burada bir met harfi var. Met harfinden çekerekten el ve hiddü diye efendim bunu da bu şekilde tamamlamış oluruz. Evet, şimdi burayı öğrenmiş olduğumuz dört formüle göre bir okuyalım. Neydi dört formülümüz? Harflerde hareke varsa harekelerine dokunacağız. Harflerde cezim varsa efendim Harf çizim olan harfin kendisine dokunacağız. 3 harflerde şedde var ise harfin önce kendisine sonra da harekesini artık meslemet olarak çekeceğiz. Normal harekesi normal harekesini okuyacağız. Dördüncüsü de harflerde eğer üstün metli harflerde kalemi yukarıya, kesre metli harflerde kalemi aşağıya, vamme metli harflerde kalemi vammeden vava doğru. Şöyle 30 santim yani bir elik miktar metri tabi olarak efendim çekeceğiz. Bunu burada bir uygulamaya başlayalım. İkinci adımımız burası. Hü vel la hü el ve hı T, es sa me dı el ve c ı. Bu. Burada size belirtmem gereken çok önemli bir püf nokta var. Bu harekeli harfleri önce heceli olarak okutturacağız. Bir kere heceli dediğimizde şu hüvallahü kelimesinde veya diğerlerinde kaç hece var bunu bir öğrenelim. Püf nokta şu. Harekeli, cezimli ve metli harfler bir hece, Şeddeli harfler iki hece. Evet tekrarlıyorum. Harekeli, cezimli ve metli harfler bir hece. Şeddeli harfler iki hece. Bunu önce birkaç tane talebe varsa talebenin kendi ismini de hecelettirerekten öğretebiliriz. Diyelim ki kişinin ismi Osman diyelim. Bakın Os bir, Men iki. İki hecesi var. Diyelim ki ikinci talebemizin ismi Muhammed. Bakalım şimdi. Şeddeli harfleri kece demiştik. M bir Ham iki Med 3. Üç. Evet. Üçüncü talebemizin ismi de Abdülkadir olsun. Ab 1 Dul 2 ka 3 Dir 4. Bu da 4 hece. Tabii ki aynı bu şekilde hecelemeyi öğrendikten sonra efendim bakalım hü de kaç hece var? Hü bir Vel 2, la 3, hı 4. Bu bize neyi sağlayacak? Çünkü ben ne demiştim başında? Kalem tekniği kesinlikle ve kesinlikle hızlı okuyaraktan, kalemi hızlı hareket ettirerekten uygulanmaz. Birbirine girer. Acemi okuşudur. Bütün derdimiz başlangıçta harfleri efendim birbirine şedde ve cezimle efendim vurdurabilmek, metlere doğru dürüst çekebilmek ve bunları bariz bir şekilde gösterip öğretebilmek. Bakın hı well la hı Şimdi öğretmiş olduğum teknikle önce heceli olarak sonra da normal okuyuş şekliyle tarabeye öğreteceğim şekliyle bütün kelimeleri bir okuyalım. hı well la hı

Zahiru. El -zahiru. Burada hemen bir püf nokta hatırlatayım. Hatırlarsanız eğer fetha çeker var ise bu çekerden çekebiliyorduk ama hem met harfi elif hem de efendim fetha varsa fethaya dokunma yerine elifin üzerinden çekmekte yarar var demiştim. Neden? Çünkü şu şekilde yaparsa talebe el zahiru diye okur. Yani göz buradaki elifi görmez. Ne demiştik burada neyi uygulayacağız? Harekeleri dokunmadan önce harekelere önüne bir bakacağız. Met harfi varsa metten çekerek efendim harekeli harfte eliften çekerek demiştik. Bunu burada uyguluyoruz. Elv va hi ru El zahiru El be tı nu belayını bakın burada feta yerine feta çeker gelmiş Burada Eliften çekmeye gerek yok zaten çeker var Çekerin üzerinden bu şekilde çekebiliriz Bazen yeni başlayan talebelerimiz soruyorlar Hocam burada hem Elif var bir Elif çeken hem de çeker var Burada iki Elif mi çekeceğiz diye böyle bir kanı oluşuyor Hayır iki Elif çekmeyeceğiz Efendim burada bir avantajımız daha var. Yani elifi kaçırsak, met harfi elifi kaçırsak, burada met şekeri var. Met çekerinden bir elif miktarı efendim, e, yine aynı şekilde çekeceğiz. Yani hem met harfi var, hem çeker var. Burada iki elif çekmeyeceğiz. Yine met tabi'idir. Bir elif miktarı çekeceğiz. Hat icabı burada da efendim neyle yazılmış? Fetha yerine, feta çekerle yazılmış. El-be- El-be- bu kelimelerin içerisinde en zor olan kelime burasıdır. Ve biz diyoruz ki kalem tekniğini burada doğru uygulayan talebe burayı doğru okursa inanın Kur'an'a geçti demektir. Çünkü neden? iki tane şeddeli harf yan yana gelmiş. Burada şunu bir hatırlayalım doğru okuma babında. Şeddeli harfin önce kendine sonra harekesine ama ikinci harekeyi okumadan önce tekrar bakıyoruz bir şeddeli harf daha geldi. Bunu şetleri harfe vuraraktan tekrar sey yine efendim şetleri harfin harekesini önce harfine dedik dokunduk sey diye yi dü diye okursak doğru okuma şansına sahip oluruz. Okuyorum yine heceli olarak önce es sey yi dü es sey yi dü el he

el Bu sayfamızda ikinci bir çalışma tekniği göstereceğiz. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'deki kelimeler hep böyle münferit olarak tek kelime olarak okunmuyor. Kelimeler ne yapıyor? Birbirine bağlana bağlana böyle gidiyor. Burada da görmüş olduğunuz efendim hemze ile başlayan kelimelerin başındaki hemzeler vasıl hemzesidir. Bu vasıl hemzeli kelimelerin öncesine bu kelimeler ve bir e, harf veya kelime bağlandığında bu vasıl hemzelerinin hemzeleri düşer ve de okunmaz. Mesela örneğin el başına efendim bir hüve bağlasak, getirsek, bağlayacağımız zaman hüve el-vahidi okunmaz. Ne olur? Hareke düşer. Hüvel diye buraya bağlanmış olur. Bunun aslı da hüve Allahüdür. Ama hiçbir zaman içinde Allah'ı, burada harika olduğunu tahayyül edelim, kendine hüve birleşmiş, bağlayacağımız zaman hüve, Allah'ı okunmaz. Ne olur? Vasıl hemzesinin harekesi düşer, hüve Allah'ı diye okunur. Ha şimdi burada uygulayacağımız teknik, bütün bu dört kelimeyi hatta diğerlerini de birbirine bağlamak, bağlayarak okumak kalem tekniğiyle. Tabii ki hüvallahü elvahü diye bağladığımızda bu elvahüdünün başındaki hemzenin harekesi düşecek. H'yi ötre ne yapacağız? Sanki burada hiç hareket yokmuş gibi direkt olarak lama bağlayacağız. Yani hül vahidi diye okuyacağız. Hü vel la hül ve hay düssa me dül ve C va Zahi Rul Ba Ti Nül Ba Burada bir problemimiz var. Şimdi talebe tabii ki bunu şu ana kadar ne yaptı? G diye çekti. Burada bir soru işareti kafasında oluşabilir. Ki oluşuyor zaten. Diyorlar ki hocam elbegis seyyidi diye çekerek mi tutturacağız yoksa çekmeden mi tutturacağız? He. Burada hemen kendisine şu kuralı öğretmeliyiz. Sonu metli olan, metli tabili bir kelime. Önündeki kelimeye şedde ve cezimle bağlanıyorsa o zaman efendim bu met düşer. Sanki orada hiç met yokmuş gibi elbegis seyyidi diye ne yapar? Bağlanır. Bunu bu şekilde öğreteceğiz. Tabii ki aynı şey burada da geçerli. Es-seyyidül hadi dediğimizde hadi'yi buraya bağlarken di şefiyü diye çekerek değil efendim met düşeceği için di şefiyü diye bağlayacağız. Okuyorum. El be kıs sey yi dül H diş şe fi ussa bu rul va fi ru eğer tabii ki kelimenin sonu olduğu için burada durduğumuzda bu efendim ötre düşecek buraya da bir efendim sakinlik gelecek bunu sakin okuyacağız o zaman şöyle okuyup okuyabiliriz rul rul tefür. Ra'da dokundum niye? Ra'da sanki bir cezimliymiş gibi efendim burada işlem gördü. Böylece Kur'an'ın kelimelerinde iki aşamada önce münferit olarak tek tek heceleyerek sonra efendim normal bir şekilde okuyarak ikinci aşamada da bütün kutuları birbirine bağlamayı öğrenerekten ve vasıl hemzelerini düşürerekten ne yaptık? Efendim okuduk. Şimdi bu kalem tekniğimizin son adımına yani üçüncü aşamasına geldik. Şimdiye kadar ne yaptık? Önce efendim harfleri münferit olarak harekelerle, tenminlerle okuduk. Sonra cezimlileri birbirine tutturduk. Şeddelileri efendim yine tutturduk. Harekesine göre iki defa okuduk. Ondan sonra da münferit kelimeleri tek başına okuduk. Şimdi de ne yapacağız artık? Diyelim ki burada bir ayet-i kerime de olabilirdi. Ama oraya subhanekeyi koyduk ki dört telif miktarlarını da burada uygulayabilelim. Hemen hemen aynı şey. Çünkü ayeti de okusak kalem tekniği de böyle bir soruyu da okusak aynı şeyi uygulayacağız. Burada inşallah artık harfleri birbirine tutturacağız ki burayı okuyan bir kişi artık ne demektir? Efendim Kur'an'a geçti demektir. Dört temel unsuru burada uygulayacağız. Önce tekrar efendim bilgilerimizi tazeleme bağında bir tekrarlayalım. Kalem tekniği dört temel unsurdan, formülden oluşur demiştik. Bir, harflerde hareke varsa harekelerine dokunarak, harflerde cezim varsa harfin kendisine dokunarak, harflerde şedde varsa önce harfin kendisine sonra da harekesine dokunarak, harekelisini okuyarak, üstün metli harflerde kalemi yukarıya, Ortalama 30 cm tekabül ediyor bir elif miktarı. Kesre metli harflerde kalemi aşağıya şöyle yapalım li diye vamme metli harflerde de kalemi vammeden e, vava doğru uzatarak okunur. Burada vamme metli efendim göremiyoruz. Diyelim ki şurada kasır var çekiyor. Çekmeseydi u diye şu şekilde efendim uzatacaktık çekiyor olsaydı. Evet. Şimdi bu dört temel unsuru burada efendim uygulayalım. Önce bir acemi okuyuşu okuyalım, heceleyerek okuyalım ki efendim sıfır hata olsun. Ondan sonra da normal bir şekilde okuyalım inşallah. Seb ha ne kel la هم سبحانك اللهم و بحمدك و بحمدك و ر كس و كس و تعالى Le. Cet duke. Ve. Cel. Le. F. Nunda dört elif miktarı var. Dört elif miktarı işaretinin üzerinden dört defa kalemi aşağı yukarı hareket ettiriyordum. Ne. uke Ke. Ve celle sene uke. Burada efendim buradaki hemzeyi çekmiyoruz. Bu vav o hemzenin metli olan vav değil, kürsüsü olan vavdır çünkü hemze, harekeli hemze, küçük hemze vavın üzerine oturmuş gördüğünüz gibi yan tarafta ayrı bir e, efendim çanak oluşmamış. Zaten da ne yapmış? Hatırlatmış sakın bunu met harfi olarak efendim karıştırıp da diye çekmeyesiniz diye kasr koymuş. Kas kısa okuyunuz anlamında ve la i la ve la ilaha vay ruke vay ru, ke. bunu eğer sakin okursak dur, durma kuralına göre bunda da bir cezim oluşacağı için kefin kendisine dokunacağım vay ruk evet şimdi tabii ki ben okumayı bildiğim için sanki böyle hani hiç hatasızmış gibi okudum talebe tabii bunu böyle benim kadar düzgün okuyamayacak daha yeni geçti Burada talebeye şöyle bir teknik öğretmemiz lazım. Böyle okuyabilmesi için. Bu tekniğe biz diyoruz ki sesli düşünme. Yani ben kafamın arkasından kendi kendime sorarak size bir şey öğretmiştim ya harekelere dokunmadan önce. Önündeki harfiye bir mutlaka bir bakalım kelimeye. O harekeli harf o efendim kelimeye veya harfe şedde ve cizimle bağlanıyor mu? Veya met, har, met harfi var mı önünde diye... Efendim bunu kendi kendime böyle içimden kendi kendime soraraktan okumaya çözmeye çalışacağım fakat sesli olarak düşüneceğim. Sizler de benim ne efendim içimden tahayyül ettiğimi duymuş olacaksınız. Buna sesli düşünme diyoruz. Evet. Başlıyorum. Sinde ötre var. Ötreyi okuyayım mı? Hayır. B'de de şey, cezim var. Vuraraktan okuyayım. Söb. H'nin ha harekesi var. Okuyayım mı? Hayır. Önünde met harfi var. Eliften çekerek oku. Ha. Nun'da hareke var okuyayım mı? Evet okuyabilirsin. Kef'te de hareke var. Ne? Kef'i okuyayım mı? Kef'in harekesini. Hayır. Önünde lama vuruyor şeddeyle vurarak oku. K. İkinci lamı çekebilirim. Harekesiyle. La. H'nin harekesini okuyayım mı? Hayır. Şeddeli bir mim var. Mime tutturarak oku. Hüm. İkinci mimi okuyayım mı? Evet okuyabilirim. Önündeki vav'da da hareke var. M. Vav'ın harekesini okuyayım mı? Okuyabilirim. B'de de hareke var. Ve. B'nin harekesini okuyayım mı? Evet okuyabilirim H'de de hareke var. B, H'nin harekesini okuyayım mı? Hayır okuma. Önünde cezemi bir miman vurarak oku. Hem delin harekesini okuyayım mı? Hayır okuma, oku okuyabilirsin. Önünde de harekeli bir harf var. D, kefin harekesini okuyabilirim. Önünde de harekeli bir harf var. K, vavun harekesini okuyabilirim. Önünde de harekeli bir harf var. V, T'nin harekesini okuyayım mı? Okuyabilirim. Önünde de harekeli bir harf var. T, B'nin harekesini okuyayım mı? Hayır okuma. Önünde met harfi var. Metten çek. B. Ra'nın harekesini okuyabilirim. Çünkü neden? Kefte de hareke var. Ra. Kefin harekesini okuyayım mı? Hayır okuma. Kef, e, sine vurarak da oku. Kes. Mim'in harekesini okuyabilirim. Önünde de hareke var. Mü. Kefi okuyabilirim harekesini. Önünde de harekeli bir harf var. K. Vav'ın harekesini okuyabilirim. Önünde de harekeli bir harf var. V. T'nin harekesini oku, okuyayım mı? Okuyabilirim. Önünde de harekeli bir harf var. T. Ay, ayının hareketini okuyayım mı? Hayır önünde metli bir harf var. Eliften çekerek oku. A, lam zaten çekiyor çeker. L, cimin hareketini okuyayım mı? Hayır okuma. Dele vuraraktan da oku. Cet, delin hareketini okuyayım mı? Efendim okuyabilirsin. Kifte de hareket var. D, K. Ama bunu sakin olarak okursak deli, e, delin ikinci hareketini okuyayım mı? Hayır kefe vuraraktan da oku. Cet, düşündük. Gördüğünüz gibi sesli olarak düşündüm. Ama şimdi aynı düşünmeyi aynı şekilde düşünerekten size duyurmadan kendi kendime yapacağım ki talebeden de bunu isteyeceğim. Harekeleri okumadan önce önüne bakmasını, eğer önünde şeddeli cezimli ve metli bir harf yoksa harekeli bir harf varsa okumasını, eğer varsa şeddeli veya cezimli harfe tutturarak okumasını, metli harf varsa varsa metten çekerek okumasının tahayyül etmesini kendi kendine efendim bunu isteyeceğim ve şu anda ben de ne yapıyorum? Önce sesli bir düşündüm, şu anda sessiz düşüneceğim. Aynı düşünceyi size duyurmadan yapacağım. Şuradan devam edeyim. V, J, L, F N, E, K, V, L, E, L Y rule K veya Why rook. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi burada iki tane kelimemiz var. Biri aleyhim, öteki cennet. Diyelim ki bu iki kelime, kelimede de Y harfini çekeceğiz. Ne demiştik? 30 santim demiştik. Fakat mimde de burada arzi bir cezim düşünelim mette arız olarak mime de dokunmamız lazım. Çünkü o da sakin okunacak, cezimli okunacak. Çünkü cezimli bir harfin kendisine dokunacaktık. E şimdi burada ayında hareke var. A burayı 30 santim çekersem li bir 30 santim de yukarıya gelirsem bu ne olur? Bir elif çekeceğim yerde iki elif çekmiş olurum. O zaman ne yapacağım? Bir elifin yarısı hemen ama 30 santim ikiye böleceğim. 15 santimden şuradan bir u dönüşü yapıp mime de dokunmayı sağlayacağım. A Lim. Evet. Biliyorsunuz mette arızlar TUL, tevasut kasır e, efendim e, kuralınca bir eliften dört elife kadar çekilerek de durulabiliyordu. Biz burada bir elif uyguladık Bir bir elif uygulayacağız. Gelelim bunun tersi olan bir kelimeye. Burada da nunu yukarıya doğru eğer 30 santim çekersem cenne diye. 30 santimde t'ye dokunmak için cezimden dolayı aşağı inersem ne olur? 2 elifi çıkar. Ben bunu bir elif çekmek istiyorum. O zaman 30'u 2'ye böldüğümde 15. Yarı yoldan 15 santimden bir dönüş yapıp bu da şekil olarak neye benzediği için buna da neye dönüşü diyoruz. Bakalım. Cen net. Evet. Bu şekilde ayetlerde de U dönüşünü ve N dönüşünü uygulayabiliriz. Tabii ki şu ana kadar talebeye acemi bir şekilde nasıl okuması gerektiğini Efendim ne yaptık? Bütün teknikleriyle yapması gereken ve yapmaması gereken şeylerle e, efendim anlattık. Tabii ki kişi ustalaştığı zaman mutlaka şu hızda okuyabilecektir. Bakın, artık düşünmeden teknikleri biliyor çünkü. Sed henekkallhumme ve bihamdike ve tebarak kesmüke ve teala cettük ve celle uk ve la ilahe vay gördüğünüz gibi sıfır hatayla bu aşamaya geldiğinde zaten ileride kaleme ihtiyacı kalmayacaktır. Doğru olarak okuyacaktır. Peki bu kalem tekniği sadece sıfırdan başlayanlar için mi efendim? E, yararlı? Hayır. Biz e, emeklilere yap, açmış olduğumuz kurslarda 3,5 aylık süren bir kursumuz var tecvid de dahil olmak üzere. Çoğunlukla e, efendim Kur'an'ı bilenler, kendi kendine öğrenmiş, bilgisayardan öğrenmiş efendim veyahut da işte cami e, hocamızdan öğrenmiş ama çok fazla da üzerine düşmemiş. E, o bakımdan Kur'an'ı okuyor ama çok arızalı okuyor. Bu kişilere efendim Kur'anların düzeltme babında kurslar veriyoruz. Bu kurslarda genelde bu abilerimizin, emekli abilerimizin en çok yaptıkları hatalardan bir tanesi tabii metleri çekmeme efendim. Dört elifleri hiç çekmeme, sanki hiç dört elif miktarını birileri öğretmemiş gibi böyle bir alışkanlık kazanmamışlar ve en çok yaptıkları hatalardan bir tanesi de çekilmemesi gereken bir efendim harfi efendim çekme buna sündürme diyoruz sündürme alışkanlığına kazanmışlar. Şimdi bu yanlışlıkları neyle düzeltiyoruz? Yine bu kalem tekniğine düzeltebiliyoruz. Nasıl düzeltiyoruz? Heceleme sistemini bunlara öğreterekten. Mesela diyoruz ki şu kelimeyi bana bir oku. es diye okuyor. Es-samedü. Mimi ne yapıyor? Met olmadığı halde efendim bir miktar çekiyor, sündürüyor. He. Bunu kalem tekniğiyle çünkü hareket çekmez mantığından dolayı anlattık. Heceli okutturursak. Es samedi de kaç hece var? Eos bir, sa 2 me 3 dü dört. Her hecede duracağım. Şimdi emekli bir abimize gösteriyorum. Çünkü es samedi diye sündürdü. Eos durdum, sa durdum, me durdum, dü. Şimdi durdum demeyeceğim. Eos, sa, me, dü. Neymiş? Es samedi. Bakın ne oldu? Düzeldi. Bu şekilde tedavi ediyoruz kalem tekniği sadece sıfırdan başlayan kişiler için değil, efendim Kur'an'ı yanlış öğrenen kişiler için de efendim metleri çekme alışkanlığının melekesi kazandırma, dört elif miktarlarını çekme alışkanlığı kazanma, çekilmemesi gereken bir harfleri harfi efendim çekmeme gibi alışkanlıkları da kötü alışkanlıkları da düzelten bir teknik olarak efendim bunların tecrübesine vardık ve Allah'ın izniyle de bunları bu şekilde e, tedavi ettik Allah'ın izniyle. Görmüş olduğunuz gibi kalem tekniği hem sıfırdan başlayanlara hem Kur'an-ı Kerim'i yanlış okuyup yanlış kötü alışkanlıklar kazananları tedavi eden bir sistem olduğu için efendim bunu hemen hemen 5-6 seneden beri uyguluyoruz. Çok güzel neticeler aldık. Yani 70 küsür yaşındaki Vehbi amcamıza sıfırdan efendim şimdiye kadar hiç öğrenememiş nereye gittiyse Kur'an-ı Kerim'i bu kalem tekniğiyle öğrettik. Kendisinden daima ahir dualar alıyoruz. Birçok genç kardeşimizi efendim çocuğumuzu sıfırdan başlataraktan efendim Kur'an-ı Kerim'i çok kısa sırada öğrettik. Yani örneğin bana gelen bir lise talebesinin günde iki saatlik çalışmayla harfleri öğrenmesi şartıyla Kur'an'a dördüncü günde efendim geçirdik. Ama bunun ortalaması efendim sıkı bir çalışmayla her gün olmak şartıyla bir haftada çok rahatlıkla kalem tekniğiyle efendim bu kişileri Kur'an'a geçirebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi burada bir tehlike var demiştim hep böyle heceli okutmayacağız. Heceli okuduktan sonra normal okumasına da teşvik edeceğiz ki efendim o heceli okumadan da kurtulsun inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve akhiru da'wahu menel hamdulillahi rabbil alamin Allah rızası için el Fatiha